Selamünaleyküm arkadaşlar. Evet, ilk aldığım zaman, yani emanette aldığım zaman şeytan pozantı rampasında iftihar ederken arkadan ses geliyordu. Yani 24 tane çapa vardı. Bu yüzden ses geliyordu. Arka foryaları kontrol ettiğimizde sağ forya fazla ısınıyordu. Neyse, köye döndüğümüz zaman önden geliyor diyenler oldu. Öbür taraftan geliyor diyenler oldu. Ben de dokunmadım. Ve şimdilik el attık. Poryayı söktüğümüzde Nurman'da gördüğünüz gibi çapaklar vardı. Neyse, şu anda Hüseyin yardımıma geldi. Hüseyin neredeyse yetişti. Tek başıma sökmek mümkün değil. Evet. Ha gayret Hüseyin. Ha. Hadi geri sal. Evet. Somun çok küçük olduğu için hemen yana kayabiliyor. Somun da o kadar çok sıkılmış ki Hüseyin'in gücü bile yetmedi. Altına bir destek koyduk. Hüseyin tek başına sökmeye çalışıyor şu anda. Halen sökülemiyor. Normal. Evet. Mutluluk açıyor, gevşiyor arkaya doğru. Bunu izlerden, dişlerden anlaşılıyor zaten. Neyse Hüseyin'e maşallah. Sonunu da başardı Hüseyin Usta. Bakın şu anda elimizdeki çapaklara bakın, çapaklara. İşte ufantı yapıyormuş. Nurmanlar yanmış yani. Ağırlık nedeni yanıcı değerini kaybetmiştir. Bu yüzden aşınıyor, ses yapıyordu. Bir sebebi ise, bunu sökmemin bir sebebi ise ayna bozuk. Aynayı değiştireceğiz. Nurmanlar da değişecek. Nurmanların numaraları bilmiyordum. Araç bugün böyle kalacak. Yarın ya da öbürsü gün götüreceğiz. Yataklarını da sökeceğiz. Parçalar bir gelsin. O zaman hallederiz. Bakın aynadaki eğimleri de görürsün. Bakın el parmaktaki çapaklara bakın. Ruman bir kere yanmış. Hem yatağı hem kendisi gidiyor. Ağır yüklediğin zaman ses yapıyor abi. Köyde bunu anlayamazsınız. Sadece otoyolda, otobanda anlıyorsunuz. 60, 70, 80 gibi. Bir de 2 ton, 1,5 ila 2 ton yükleyince ses yapıyor. Evet, balatalar da bitmiş. Balatalar diğer tarafa açmış. Daha kaç ayı biliyorsunuz. Oradaki balatalar yeni diyor. Buradaki yeni sanmıştım ama balatanın birine bakın, eğimlere bakın. Aynanın izleri çıkmış aynanın. Daha önce balata bitmiş, adam bayağı frene basa ne varacağı yere kadar gidip sadece balatalar değiştirmiş. Yani bu aracın sahibi değil de aracı kullanan şoför tam bir kasapmış. Zaten bunları biliyordum. Emanet kullandıktan sonra satın aldım, biliyorsunuz bunu, tabii ki bunları bile aldım. Evet, bir yandan da yeni kasamız geldi, bunun bağlamaları yapıyor, motor bağlamalarını Adem Usta yapıyor, diğerleri de yapıyor, Ramazan Osman. Onlarda işte minderleri var, farları takılıyor şu anda, az bir işi kalmış. Üstten LED'ler, on lambalar, tampon lambaları. Hepsi tamam. Testler kısa sürede bitecek inşallah. Şu anda birine satılmış değil bu. Yani ilk alıcı, almak isteyen ciddi alıcı gelip alıp gidebilecek. Çok şükür buna da. Buradan da silecek motoru eklenmiş. Hüseyin de fındıklıktan kaçmış yani, öğle arası. Hem soğuk değişiyor hem de ara verdi kesinlikle. Tarladıklar ne yapıyor dedim, uyuyorlar dedi. Ben de, o da buraya gelmiş. Bak bak, müzik çaldırıyor. Ramazan'a müzik çaldırıyor, oynuyor. Oh oh, ne güzel, özgürlük böyle işte. Oh oh. Ha, kafa da oynadı. Evet, Hüseyin'in oyunu böyle işte, neşeli bir işte. Böyle Hüseyin gibi coşacaksın, oynayacaksın, strese girmeyeceksin. Oh oh.
Evet, Kastamonu'dan lastikler ve Ankara'dan kurmalı starter. Onları arabayla kargoya veriyorum, PTT kargoya. PTT kargo müdürüne anlaşma öyle anlaşma yanaşmadı. Oradaki çalışan dedi ki şu kargoya alan çalışan PTT müdürlüğüne, Samsun müdürlüğüne giderek burada anlaşmalı yapabilirsin dedi. Hayırlısı bakalım. Şimdi sanayiye gidiyoruz. Yani böyle videodan kısa gibi gün gibi görünse öğleye kadar sürüyor, sağa sola koşturuyorsun. Bir de çok sıcak ve de geceleri acayip bir nem var. Zaten tam bu gece panik atak geçirdiğim var. Saat 12 gibi panik atak geçirdim. 1 saat süreyle zamanında buraya gelene kadar kafa bulanıktı. Hadi hayırlısı, şimdi sanayiye gidiyoruz. Sanayiye girdik. Pat pat parçaları alacağız. Kamyonete rulman alacağız. Kamyonete rulman, keçe. Ondan sonra poşetler bitmiş. Poşet alacağız. Yedek parça için poşet. Başka şu anda ekici tarım. Engin Usta ve çalışanları gördüğünüz gibi. Engin Usta da çalışıyor. Burada yedek parçaları toptan fiyatına alıyoruz. Toptan istediğimizi alabiliyoruz. İstediğimiz zaman kendisini yerinde bulabiliyoruz. Ardından çaysız olmuyor. Panik atak olmama rağmen canım çekti. Eğer çay içiyoruz tabii, biraz fazla içersen panik atağı tetikliyor. Yani atağı daha çok çabuk getiriyor ama yapacak bir şey yok. Efendim. Çek çayı gitsin. Çayımızı aldık. Yedek parça şeyden Ford Transit parçaları aldığım yerde video çekmeyi unutmuşum dalgınlıktan. Oradan yedek parçaları aldık, poşetleri de aldık. Geri dönüş yoluna geçtik. Ve aracımızla dükkana gelip aracımızı boşalttık. Çalışanlar halen çalışıyor. Maşallah. Bundan sonra, bu videodan sonra artık şurada kamyoneti, arkadaki kamyonetin rulmanını aynaya takacağız. Hoşçakalın.